Bugün TV'den mutlu günler sevgili seyirciler. Türkiye'nin seçiminde bir kez daha değerli bir belediye başkan adayımızı ağırlıyoruz. CHP Bahçeli Evler Belediye Başkan Adayı Sayın Saffet Bulut bizimle. Ama seçmeninin yakından tanıdığı bir isim. Çünkü 1994-2004 yılları arasında yine Bahçeli Evler'de belediye başkanlığı yapmış olan bir isim. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İsterseniz buradan başlayalım. 10 yıl yani 2 dönemlik bir belediye başkanlığınız var aynı bölgede. Evet. Neler katmıştınız, neler yapmıştınız o zaman? Bugün nereden alacaksınız tekrar? Tabii çok teşekkür ederim. Şimdi 94 yılında, 92 yılında Bahçeli Evler Bakırköy'den ayrılıp belediye oldu. Bir 17 aylık bir ara dönem var. Ondan sonra 94 genel yerel seçimlerde belediye başkanı seçildim. Bahçeli Evler'de bina olarak, yani belediye binası, hükümet konağı, kaymakamlık, bunun gibi birimler yok. Hiç yok. Biz ilk önce şunun yapması gerekir. İşte şu bakanlık yapacak, bu bakanlığın sorumluluğunda, bu büyükşehirin sorumluluğunda demeden Bahçeliler'de mutlaka başarılı olmamız lazım. Dolayısıyla her şeyi bizim yapmamız lazım. Anlayışıyla hareket ederek Bahçeliler'e çok hizmetler kattık. Bunlar bugün kullanılan binalar ve örnek olarak hükümet konağı, belediye binası, efendim vergi dairesi, kamu sağlığı binası, yayladaki kültür merkezi, öğretmen evi, yanındaki kaymakamlık lojmanı, efendim onun yanında Şirin Evlerin Çamurdan Kurtuluşu, Yenibosna'daki Turgut Özal Alt Geçidi, Yenibosna Stadyumu, Yenibosna'daki Askerlik Şubesi, Emniyet Müdürlüğü binası ve bunun gibi karakollar, birçok bina, okullar, efendim 32 tane park filan derken birçok hizmeti Bahçelievlere kazandırdık ve Bahçelievler o zaman Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ali Müfit Gürsunan döneminde yaptırdığı bir ankette Bahçelievler İstanbul'da oturulmak istenen birinci ilçe seçilmişti. Niçin bizden daha iyi standardda olan ilçeler vardı aslında Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi ama biz bu hizmetleri çok çabuk gerçekleştirdik. Süratli bir şekilde ve duyurduk da, halkımız da duydu, İstanbul'da da duydu. Dolayısıyla İstanbul'da ben bu ilçede yaşamak istiyorum demiş. Bu kadar çabuk ilerliyorsa Tabii diye. %11,2 ile biz birinci seçildik. Tabii bugün bakıyoruz, Bahçelievler şu anda oturulmak istenen birinci ilçe değil maalesef. Bunu halkımız görüyor, bizler de görüyoruz. Tabii aday oluşumuzun nedeni de biraz da bu. Bahçelievlere geçmişte çok fazla hizmet verdik, çok emek verdik. Bu emeklerimizin heba oluşu, Bahçelievler'de hizmetlerin durması, Bahçelievlerin bu dönemde hizmet alamamış olması bizi tekrar harekete geçirdi. Ve tekrar Bahçelievler'de aday olmamız konusunda bir ısrar söz konusu oldu ve biz aday olduk. Bir 10 yıl sonra tekrardan Bahçelievler'desin. Evet. Tabii Bahçelievler'de sorunlar üst üste yığılmış durumda. Bu 10 yıl içerisinde çok çok önemli bütçelerle çok fazla bir şey yapılamamış. Tabii bizim dönemimizdeki bütçe ilk başladığımızda 5 trilyondu yıllık bütçemiz. 2004'te bıraktığımda 20 trilyon bütçe vardı yıllık. Ama onlarla bu birçok hizmeti gerçekleştirdik. Biraz önce saydığımız hizmetleri gerçekleştirdik. Bugün bakıyoruz Bahçelievler'in bütçesi 320 trilyon. 320 trilyonla ortada birkaç spor salonunun haricinde çok fazla bir hizmet yok. Çok büyük bir rakamdan Çok bahsediyoruz, büyük değil mi? rakam tabii. Çok büyük. O zamana göre 20 trilyon bıraktığımızda 2004'te. Oradan bu tarafa 320 trilyon bütçe. Bu bütçeyle Bahçelievler'de fazla bir şey yok. Niçin yok? Bu tabii yapılan bir takım ihaleler. Ben 2013'ün ihaleleri elimde var. Bizim meclis üyesi arkadaşlarımızın yaptığı denetim sonucu aldıkları fotokopileri gördüm. Ve baktım ki çok bütçe halkın hizmetine harcanmamış. Tamamen yandaşın cebine aktarılarak bir takım hizmetler yapılmış. Bunların örnek verirsem. Mesela 2013'ün 14 Şubat Sevgililer Günü organizasyonu hizmet alımı yapılmış ihale 111 milyar. Anneler Günü organizasyonu hizmet alımı yapılmış 114 milyar. Patates almışlar 300 ton 137 milyar gibi bu 320 trilyon hizmete değil daha çok yandaşın cebine
aktarılmış. Bu tabii bahçeli evler için, bahçeli evler insanı için son derece üzüntü verici bir olay. Bahçeli evlerin yine oturulmak istenen birinci ilçe olmak konumundan çok uzakta kalışının nedeni işte bu. Evet. Bu yüzden tabii bütçeyi halkımızın önceliklerini önceleyerek yapılması gereken hizmetler yapılmadı. Bu tabii bizim bu dönemde inşallah bunların daha fazlasını yaparak daha bu arayı kapatmaya çalışacağız. Çok geride kalmış olduk. Çok geride kaldık. Evet, bunda da şu da bir gerçek. Tabii bahçeli evlerde otopark sorunu had safhaya çıkmış bizden sonra. Bahçeli evlerde meydanların işgali söz konusu olmuş. Seyyar satıcı işgalleri örnek olarak Çin evlerin meydanı bizim dönemimizde düzenlendiğimiz bir meydandı. Şimdi şu anda seyyar satıcıların işgali altında. Tabii bunun yanında diğer yanlış yeşil alanlar. Yanlış yapılanmanın herhalde etkisi tabii, vardır değil çok, mi? Otopark mevzuunda tabii, işte. Mutlaka yapılan. Nüfus da artıyor bir taraftan. Tabii. Bir taraftan araç sayısı artıyor. Ama buna uygun bir otopark yapım süreci gerçekleşmemiş. Tabii paralel gitmemiş. Gitmemiş. Bunun yanında yeşil alan sorunu var. Bahçelerde yeşil, insanların nefes alabileceği alanlar çok az. Daha doğrusu bizim dönemimizde biz bir metrekare yeşil alanı imara açmadık. Ama bu dönemde birçok yer imara açılmış yeşil alanlar. Tabii bunlar çok üzüntü verici. Örnek söylersem Yayla'da bizim dönemimizde otopark olan Şehit Enver Yorulmaz Parkı'nın hemen bitişiğindeki alan otopark iken şu anda üstünde bloklar olan Bahçelievler Konakları diye yapılıp satılmış. Enver Yorulmaz Parkı'nın altı da otopark olarak yapılmış. Üstteki park altına otopark konduğu için artık ağaçlandırmak değil tamamen saksı ancak koyabilirsiniz. Evet, evet. Dolayısıyla köklü ağaçları falan koymanız mümkün değil. Tabii birçok böyle yeşil alan bahçelerde de heba olmuş. Bazı alanlar yeşil alanlar imara açılmış. Son dönem belediyecilik anlayışıyla denk bir gelişme olmuş herhalde orada da anladığımız kadarıyla. Evet. Çok tartışılan son dönem belediyecilik anlayışıyla. Aynen öyle. Orada da yansıması oldu. Yani birçok bina mesela şimdi Soğanlı'da yine Recep Yazıcıoğlu alt geçitine giderken orada 16 katlı binalar var. Bunlar daha önce burası İmar Kanunu'nun 18. maddesine tabi alandı. Dolayısıyla şu anda 16 kat bina yapıldı. Bunun gibi yine 5 yolda Eviza Konakları'nın olduğu yer hastane alanıydı. Ve onun bir kısmı hastane alanından çıkarıldı. İmara açıldı. Oradan da aynı şekilde rant elde edildi. Bir takım yerler işte benzin istasyonu olduğu yol üzerinde şu anda binaların yanında uygun olmayan alanları imara açarak rant elde etmeye çalışılmış, elde edilmiş filan derken sıkıntılar üst üste binmiş. Tabii evet, bunların halledilmesi lazım. Biz bu arada bunları telafi edeceğiz ve öne geçmemiz lazım. Tabii tamamlayıp ilerlememiz gerekiyor. Lazım. Ne yapacaksınız peki efendim bunun için? Tabii biz, en başta neye önem veririz? Şimdi biz bahçeli evlerde bu sorunlar birikmiş. İstanbul'un sorunlarıyla bahçeli evlerin sorunları birbirine benzer sorunlar aslında. Ama çözümsüz değil. Çözümü var. Ama bunun için elinizi taşın altına koymanız yetmez. Gövdenizi taşın altına koymanız gerekiyor. Durumla çok aynı. Dört elle sarılmak lazım. Bahçeli evlerde sorunları çözebilmek için mutlaka çok iyi çalışılması lazım. İyi bir ekiple beraber uygun projeler üretmek lazım. Bizim olmazsa olmazımız ve bahçelerde olmazsa olmaz projemiz kentsel dönüşüm. Evet. Ama bu yerinde kentsel dönüşüm kimseyi yerinden etmeden, kültüründen uzaklaştırmadan, orada onun anıları vardır insanların bulunduğu yaşadığı mahallede evlenmiştir, çocuğu olmuştur falan. Bunlardan koparmadan. Tabii bunlardan koparmadan orada yerinde kentsel dönüşüm yapmak lazım ama bugüne kadar tabii bir arpa boyu mesafede kat edilememiş. Biz 2004'te
Bahçelievler'in tüm zemin etütleri yapılmış, envanteri çıkarılmış, 24 bin binanın 20 bini depreme dayanıksız tespitler yapılmış. Bunların mutlaka yıkılıp bir an önce kentsel dönüşüme girilmesi gerekiyordu. Fakat bu anlamda çok fazla bir mesafe de kat edilememiş. Biz geldiğimizde ilk önce bu ada bazında kentsel dönüşümü düşünüyoruz. Evet. Yeşil alan sorununu çözebilmenin yol ve yöntemi bu. Hassassınız. Tabii onun yanında otopark sorunu çözmek istiyorsanız kentsel dönüşüm yapacaksınız. Evet. Bunun yanında ulaşım, yol ve trafiğin çözümü, depreme dayanıksız binaların dayanıklı hale getirilmesi, insanlarımızın daha modern, daha çağdaş binalarda yaşayabilmesi, geleceğimiz çocuklarımızın, torunlarımızın iyi bir bahçeli evlerde yaşamasını sağlayabilmek için bugünden kentsel dönüşüm planlarının yapılması ve bir an önce de kentsel dönüşüme girilmesi lazım. Tabii ada bazında kentsel dönüşüm çok önemli. Bizim ilçemizde parseller çok büyük değil. Büyük olan parseller olan Bahçeliler Mahallesi'nin haricinde işte Siyavuşbaşı'da, Şirinevler'de, Koca Sinan'da, Hürriyet Mahallesi'nde, Zafer Mahallesi'nde, Fevzi Çakma Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi filan bu mahallelerde küçük parseller var. Buralarda kentsel dönüşüm düşünüyorsanız örnek olarak ada bazında kentsel dönüşüm 250 metre ortalama parsel büyüklüğü düşünürsek diyelim ki ada bazında kentsel dönüşüm yaparken 40 apartmanın bir aday olduğunu kabul edelim. 40 apartman yıkılacak, yerine modern, işte dediğimiz anlamda hem otoparkı olan, yeşil alanı olan bir ada inşa edeceğiz. Evet. Veya bina inşa edeceğiz, konut inşa edeceğiz. Bunların apartmanlar yıkıldığı zaman tabanı 250 metre, 40 apartman 10 dönüm yapıyor. Evet. 10 bin metre arsa üretiyorsun. Hı. Bu 10 bin metrenin mutlaka 2 bin metresini yeşil alana ayırmak gerekiyor. Planlarınızı ona göre. Tabii ona göre yapılıyor. Ondan sonra o 40 apartmanda 10'ar daireden diyelim şöyle şurada gösterebilirsek bunu şöyle anlatabiliriz. Şurada şöyle tutarsak. Şöyle. Efendim şöyle. Şimdi diyelim ki burası bir ada. Bu adada 40 tane apartman var. 40 tane apartmanın oturduğu taban 10 dönüm. Mutlaka ve mutlaka 2 dönümü yeşil alan olacak. Geri kalan 8 dönüm üzerinde biz her apartman, yıkılan her apartmanda 10 daire olduğunu düşünürsek 40 apartmanda 400 daire var. Demek ki 400 dairesi olan vatandaşlarımıza ücretsiz cebinden 5 kuruş çıkmadan dairesine karşılık daire vermemiz lazım, konut vermemiz lazım. O zaman biz buraya 600 daire planlamamız lazım ki finansmanını kendi içinde karşılayabilelim. O yüzden biz bunu sağlayabiliriz. 600 daire verdiğimiz zaman orada vatandaşın şu anda dairesi 200 bin liraysa o zaman 500-600 bin lira civarında olacak. Ama kimse de mağdur olmayacak. Hem mağdur kazançlı olmayacak. Da olacak. Tabii onu mağdur olmayacak. Hem yeşil alanı çözülmüş olacak. Evet. Hem otoparkı çözülmüş olacak. Hem rahat trotuarları, yürünebilir trotuarlar olacak. Yol genişliklerini ayarlamak imkanı olacak. Depreme dayanıklı bir konutta yaşamış olacak. Bu şekilde bir planlama düşünüyoruz kentsel dönüşümde. Bu birinci planınız. Evet. Tabii buralardan ürettiğimiz alanlar olacak. Tabii. Biraz önce söyledim işte bazı adada yeşil alan bırakacağız. Bazı yapı adalarında alan üreteceğiz, arsa üreteceğiz. O arsalar üzerinde de bizim yine vatandaşımızın çok sıkıntı çektiği semt pazarları var. Evet. Buralara girilemiyor efendim. İşte itfaiye girmiyor, ambulans girmiyor. Bu anlamda şikayetler var. Onların halli içinde biz ürettiğimiz alanlar üzerinde yine pazarları düz ayak böyle yine şimdiki gibi yine denteli, ipli filan bu nostaljiyi de yaşatmak, o kültürü de yaşatmak kaydı şartıyla yine o alanlar üzerinde düzenlemek istiyoruz. Evet. Ama sokak aralarından pazarı mutlaka çıkar.
Çok fazla özür dilerim. Telefon geliyormuş izleyicilerimizden. Tinercilerle ilgili başkanımız ne yapmayı planlıyor? Çok ciddi sıkıntımız var diye. Özellikle iletmemi istediler, soruyorum. Tabii ben geçmişte de bunları çok duyduk. Onlar konusunda mesela okullarımızı ben geçmişte hatırlıyorum. Belediyeyi, belediyeden değil sokaktan yönettik. Yine öyle yapacağız. Yine dolaşacağız. Vatandaşlarımız bilir bizi. Her sabah mutlaka öğleye kadar semti, ilçeyi dolaşırım. Evet. Oradaki eksik olanları, yapılmamış olan hizmetleri mutlaka daha hızlı, süratli bir şekilde yapılması için gerekli talimatları verir. Sokaktan yönetiriz. Dolayısıyla bu çalışmaları yaparken tinerciler de söz konusu olmuştur. Bunlar konusunda tabii vatandaşa da zarar verecek şekilde, sıkıntı verecek şekilde bir takım uygun olmayan şeylerle de karşılaştık geçmişte. Bunları tabii biz bu anlamda rehabilitasyon olabilecek, yani onları rehabilite edebilecek iş ve bir beceri elde etmeleri için kurslar, o anlamda bir, zaten biraz önce anlatacaktım bir, bu kentsel dönüşümde biz gençlik merkezleri oluşturacağız. Evet. Efendim kadınlarımız için mekanlar olacak, efendim çocuklarımız için kreşler, her mahallede kreş üreteceğiz, onun evet. için alanlar üreteceğiz. Evet. Bunlara girecektim ama vaktimiz anlamında onun için onu geçtim, es geçtim. Şimdi tinerciler konusunda da onları mutlaka bir sanat edindirmek, onları rehabilite etmek, onları efendim tedavi etme anlamında da çalışmalarımız olacak tabii. Yani sokaklardan kurtaracaksınız. Kurtaracağız. Çünkü onlar bizim topluma kazandırmamız gereken insanlar olduğu için gerekli icatları yapacağız. O konuda geçmişte de deneyimlerimiz var. Bu bir sosyal proje. Sokaklardan ihtiyacı olan insanları, tinercileri hem kendilerine zarar veriyorlar hem çevreye zarar verebiliyorlar başka insanlara. Kurtarmak için çeşitli yöntemlere başvuracaksınız projeler kapsamında. Tabii. Bir yandan da sosyal yardım projeleriniz var bildiğim kadarıyla Bahçeli Evler'de. Yoksul insanlara sanılacak imkanlar noktasında. Tabii. Onları da kısaca lütfen. Tamam. Yoksul insanlarımız şu anda yardımlar kesilmeyecek kesinlikle. Bunu konuşanlar veya bizim aleyhimize kullanmaya çalışanlar olabilir. Yani işte başkan gelirse yardımları kesecek, böyle bir şey söz konusu değil, artıracağız hatta. Daha da şimdi daha ihtiyaçlı olan, kenarda köşede kalmış olan insanlarımızı da tespit ederek, gerçekten ihtiyaçlı olan insanları da tespit ederek şu anda alanlara ilave olarak bu insanlarımıza da gerekli yardımları yapacağız. Daha da buradan, araştırarak. Tabii araştırarak alamamış olanlar. Evet. Efendim hak etmiş de alamamış olanları da ilave ederek onlara da yardım yapacağız. Yani kimseye, herkes rahat olsun. Bu konuda bizim mevcut yardım alanlara ilaveten onları almaya devam edecek ama ilaveten alamamış, kenarda kalmış insanlarımızı da bularak onlara da yardımlarımızı devam ettireceğiz. Herkes rahat olsun dediniz. En çok şunu düşünürler yeni belediye seçimlerinde, özellikle belediye çalışanları. Hani belediye başkanımız değişirse bizim işimizde gücümüzden olma imkan durumumuz mu doğacak diye. Onlar da rahat olsunlar mı? Onlar da rahat olsunlar. Biz kimsenin işiyle, ekmeğiyle oynamayız. Kesinlikle alın terine saygımız vardır. İyi çalışan insanlarımız işine devam edecektir. Onlar rahat olsun. Böyle bir şey de yayıyorlar. Çünkü öyle diyorlar mi? Ki tabii ben duydum. Bunu diyorlar işte, başkan gelince sizin işinize taşeron da çalışan işçilere söylüyorlar filan. Böyle bir şey olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Biz insanımızın alın terine saygımız vardır. Ekmeği, kimsenin ekmeğiyle oynama niyetimiz söz konusu olamaz. Herkes rahat olsun. Son cümlenizi de alalım, seçmenlerinize ne söylemek istersiniz? Tabii, şimdi şunu söylemek istiyorum. Bahçeli Evler halkı bizi geçmişten de tanıyor. Bu seçim bir yerel seçimdir, belediye başkanlığı seçimidir. Burada seçim, vatandaşımızın seçimi şöyle olacaktır. Pazartesi Osman Develioğlu mu Bahçeli Evler belediye başkanı olarak devam etsin, yoksa eski belediye başkanı Saffet Bulut mu devam etsin? Vatandaşımız buna karar verecek. Bu işi ısrarla genel seçim havasına sokmaya,
Kimsenin hakkı yok. Böyle bir şey de yok. Bu bir belediye meclis üyeliği seçimi, büyükşehir belediyesi seçimi, efendim ilçe belediye başkanı seçimi. Yani vatandaşımız pazartesi Osman Develioğlu mu devam etsin diye karar verecek. Saffet Bulut mu gelsin ona karar verecek. Evet, evet. Ben vatandaşlarımızın bizim gelmemizi istediğini biliyorum ve bu yönde oy kullanacaklarını düşünüyorum. Biz onları hiçbir zaman mahcup etmedik. Onlar bizim komşularımızdır. Ben Bahçelievler'de 52 senedir oturuyorum. Şu andaki belediye başkanı Bahçelievler'de oturmuyor. Hı. Dolayısıyla komşusu değil. Komşuluk hakkı olarak da ben insanlarımızdan oy istiyorum. Onlar geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerim rahatlıkla bana oy verebilir. Beni tanırlar, bilirler. Biz onların oylarını alacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğiniz için, katıldığınız için, kendinizi, Bahçelievler'i, seçmenlerinizi bizlere aktardığınız için efendim. Evet, Türkiye'nin seçiminde bu kez CHP Bahçelievler Belediye Başkanı adayı Sayın Saffet Bulut'u ağırladık sevgili seyirciler. Az sonra haberlerle karşınızda olacağız.